Evet, değerli seyirciler, arkadaşlar. Merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den tabii ki öncelikle kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Beni çoktan beri tanıyanlar bilir. Ee, bu saatlerde yollarda olmam lazım. Tabii ki siz saati bilmiyorsunuz. Saat şimdi şu anda yedi buçuk İsviçre'de. Evde kalmamın sebebi de arkadaşlar internet sorunumuz var evimizde. İnternetimiz e, çok yavaş olduğu için... Ben de e, YouTube videolarımı yüklerken akla karayı seçtiğim için hanımla düşündük taşındık. Aslında ben düşündüm taşındım. Hanımı da ikna edene kadar bayağı bir uğraştım. Şimdi bugün hedefe ulaşacağız, ulaşacağız galiba. Yani ben e, Swisscom'dan teknisyen gelecek. Bu bölgeye yeni kablolar çekilmiş internet hızlaşıyormuş. Artık ne kadar hızlaşacak bilmiyorum. Glassfiber net montajları yapılmış. Teknisyen gelecek, bakacak, kapıya kadar kablo gelmiş. Yani ceran saatlerinin oraya kadar. Oradan şimdi evin içine kablo çekilmesi lazım. Bu tabii ki mümkün olursa o kabloyu çektireceğiz ve bütün kontratlarımızı da değiştireceğiz inşallah. Ondan sonra da Murat Agla Kara'yı seçmeyecek. <laughs> ee, arkadaşlar onun yanında da bu sabah gerçekten erken kalkmadım. Gece yarısı kalktım. Yeni kameram geldi. Eski kamerada ekmeğini yemiş. Çekimlerde çekim yaparken pat duruyordu. Bazen bir çekimi bitirene kadar 2-3 kere baştan başlıyordum. Çekim bitene kadar. Şimdi ya, yeni kamera geldi. Yalnız ki yeni kamera aldığınız zaman bu da GoPro. Ya yalnız yeni içinde bazı yenilikler var. Bazı e, şeyleri e, yani güzel çekim yapmak istiyorsanız görüntü kaliteli. Kendiniz o kamerayı istediğiniz gibi size özel ayarlamanız lazım. <laughs> Ve ondan sabahtan beri uğraşıyorum. Çok detaylı püf noktaları var. Biliyorum sizi ilgilendirmez ama azıcık da benim problemlerimizi dinleyin diye açtım bu videoyu. Bugün işe gideceğim mi? Gideceğim. O teknisyen gelsin. Ee, i̇lk önce işim zor arkadaşlar bugün. Bugün işim zor. Çatıya çıkacağım. Bu soğuk havada. İnşallah yağmur, kar yağmaz. Ee, bir e, silindir değişmesi lazım. Hydrologer e, Ravkabçuk silindir değişmesi lazım. İşim biraz zor. <laughs> Ama onu yaptıktan sonra herhalde bir iki saat filan sürer. Ee, işin iyi tarafına geleceğiz. Ondan sonra işim o kadar e, yani sert değil dışarıda değil içeride. E, tabii ki kontrollere devam. Benim işim arkadaşlar biliyorsunuz e, bir binada ya, e, yangın çıktığı zaman İnsanlar dumandan zehirlenmesin diye o dumanı dışarı atmak, yani acele bir şekilde duma, dumanı dışarı atmak. Bunu da itfaiye geldiği zaman, itfaiye tabii ki kapakları açıyor. <laughs> Evde oturan Hans Thomas, Murat Mehmet Ahmet, Mayer Müller açamaz yani. Bunu e, itfaiye yapıyor. Bugünkü programı biraz size anlatayım isterseniz. O işi yaptıktan sonra herhalde bir ufak iş daha yaparım bu değiştirme işine. Ondan sonra arkadaşlar ben öğlenleri lokantaya falan takılmıyorum. Yanıma biraz ekmek arası alıyorum. Arabanın içinde atıştırıp ondan sonra işime devam ediyorum ki yani benim işime yaramıyor bir saat bir buçuk saat öğlen paydosu yapıp geç eve gelmek. Benim amacım 15-20 dakikada e, karnımı doyurmak. Yani mühim olan karnımız doysun. E, ondan sonra işime devam edip erken eve gelebilmek. Yani e, bu benim e, amacım. Tabii ki işimizi, gücümüzü yaptıktan sonra <laughs> efendim ne kadar e, erken gelmek istesem de Tabii ki bazen de geç oluyor. Nasıl e, deriz evdeki hesap çarşıya uymuyor. Benimdeki, benim işte de işte dışarıdaki işte benim günlük programıma uymuyor. Ondan sonra bazen tabii ki e, geç geliyoruz. Ama eve geç gelmenin de iyi bir tarafı var arkadaşlar. Şimdi İsterseniz biraz da şaka yapalım. Eve ne kadar geç gelirsem hanımla da o kadar geç tartışmamız olmuş oluyor. Yani kavga, gürültü falan değil de. E tabii ki birbirimizi çok sevdiğimiz için ara sıra o bana söylüyor söyleyeceğini. Ben de ona tabii ki onun altında kalmıyorum. Ben de söylüyorum söyleyebildiğim kadar aslında. Fazla söyletmiyor da her neyse. Biraz şaka olsun diye bu espriyi yaptım. Arkadaşlar bugünkü pro programda kaldık. <laughs> Öksürük geçecek. Geçecek az kaldı. Ee, şimdi St. tarafına gideceğim. St. tarafında birkaç iş var. Belki onları yaparım. Belki de hava güzel olursa bugün. Hava güzel yani... Hava açarsa şöyle mavi bir gök gökyüzü falan olursa arkadaşlar aramam araştırmam lazım kamera pat diye kapanıyor neden kapanıyor bilmiyorum çekime devam nerede kalmıştık hava güzel olursa e, Arp dağlarına doğru gideceğim tabi bundan da faydalanayım. O taraftan da size dışarıdan bir çekim yapmak istiyorum. Dışarıdaki dışarıdaki çekimleri de biraz ilerletsek iyi olur. Yalnız tabii ki kış aylarındayız. Yaz ayları gibi maalesef güzel olmuyor. Kış ayları tabii ki ta, şimdi kışı da seven var, yazı da seven var. Kışı sevenler onlar için iyidir. Ama işte e, arkadaşlar zevklerle renkler e, değişiyor. E, şimdi bazen bir video hazırlıyorum, Ahmet'in hoşuna gidiyor, Mehmet'in hoşuna gitmiyor. Öbür video Mehmet'in hoşuna gidiyor, Ahmet'in hoşuna gitmiyor. Haber videosu yapıyorum. Ya diyorlar ne yapacaksın haberi? Biz gazete okuyoruz. Öbür arkadaş diyor, ben diyor çok memnunum diyor. Yaptı ya yayınladığın haberlerden ben yayın e, yararlanıyorum diyor. Yani kısa bir zamanda hem seni görerek seni dinleyerek e, bu haberi dinlemek görmek. E, onun için arkadaşlar işimiz yani o kadar da kolay değil. E, tabii ki beni ailece de seyrediyorsunuz. Onun için tabii ki terbiyeli videolar olması lazım. Şimdi beni yanlış anlamayın. Ee, YouTube'a girdiğiniz zaman her türlü videolar var. Her türlü videolar var. Belki ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Ee, adam orada olmadık şey çekiyor. Ayıp şeyler çekiyor. Adamın tıklaması, tıklanması, videonun tıklanması bir milyona yaklaşmış. Efendime söyleyeyim, Murat Bozdoğan da burada dikkat ediyor. Resmen yani dikkat ediyorum. Çünkü ailece baktığınız için e, konuşmalarıma e, ne söyledim, hangi konuyu konuştuk. Bunların hepsine yani detaylı olarak dikkat etmek lazım. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen de Türkçem zayıf geliyor, yetmiyor. E, ee, bu videoyu ben şimdi Almanca yapsam kaliteli yani konuşma kalitesi böyle yukarıdan aşağı bakarsak daha kaliteli olur. Çünkü Almancam çok 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 kuvvetli Türkçeden. Ama sizin sayenizde e, YouTube sayesinde tabii ki yorumları okuyarak yorumlara cevap vererek da öbür YouTube'çulara da bakarak e, Türklerle ihtibar kurmak böyle Türkçemi az da olsa yavaş yavaş ilerletmeye başladım arkadaşlar ve bunun için bunun için de size teşekkür etmek istiyorum. E, şimdi video bir kere kapandı kamera neden kapandı bilmiyorum daha hala bilmiyorum. Onun yalnız peşine düşeceğim. Şimdi fazla uzatmayayım. Bu iki videoyu ben öbür programda montajlayıp hemen yayına vereyim. Sizler de çayınızla, kahvenizle inşallah içeceğiniz artık ne içecekseniz ondan beraber içeceğinizin eşliğinden yanına da pasta da çıkarabilirsiniz tabii. Bana yok ben diyetteyim. Evet fazla uzatmayalım. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar. Bugün cuma. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın. Benimle kalın, hoşça kalın. Murat.